Troit. Bu da gerçekten çok kişinin Evet, belası maalesef. ve birçok kişi farkında bile olmuyor bu rahatsızlığa sahip olduğundan. Onunla ilgili neler yapılabilir? Evet, tiroid bezi yeterince hormon salgılamıyor. T3, T4, tiroksin. Neden salgılamıyor? Ya durup dururken son zamanlarda tiroid sorunu olan insanlar o kadar arttı ki, yani Türkiye'de neredeyse her 5 kişiden birinde tiroid sorunu var. Özellikle de hipotiroid, yani düşük, yeterince hormon salgılayamama, hipo. Neden böyle bir sorun var? Çünkü insanların günlük yaşamında çeşitli kanallardan toksik madde alıyor vücudu. Mesela içme sularında klor olabiliyor. Veyahut da diş macunlarında sodyum florür var. Sodyum florür ne yapıyor? Kana karıştı mı, tiroide geldi mi, iyotu dışlıyor. İyotun atom numarası 53, florunki 9. Ne oldu? Çok hafif olduğu için ağır olan iyotu atıyor. Ekmek yiyorsunuz, potasyum bromat içerir. Beyazlatsın, uzun süre bozulmasın diye katılan bu potasyum bromat bromüre dönüşür. Ekmek yediğinizde somun yiyorsunuz ama zehirleniyorsunuz. Çünkü o bromür tiroide geldiğinde tiroitteki iyotu dışlıyor. O da hafif iyota göre. Şimdi halojen elementler 7. grup kimyasal tabloda. 7. gruptaki elementler flor, klor, brom, iyot. İlk üçü tehlikeli. Flor, klor, brom. Bunlar da nerede var? Diş macunlarında var. Ekmekte var, suda var. Klor, su da var. Hepsi de tehlikeli. Yani istesek de istemesek de bunlar bize vücudumuza giriyor. Çeşitli yollarla, çeşitli kanallarla. Ve bunlar kana karıştığında tiroide geldi de tiroidi bozuyor. Tiroitteki iyotu dışlıyor. Böylece tiroid hormon salgılayacak ama tiroid bezi elde iyot yok. Neyle salgılayacak? İyotu ilk bunlar 100 yıl önce keşfettiklerinde o dediler. Dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiğini bulduk. Aklınıza gelen her türlü bakteri, virüs, mantar, para hepsini yok ediyor. Fakat baktılar ki iyot insanlar tarafından kullanılırsa eczanedeki antibiyotiklerin yarısı çöpe gider. Yarısı çöpe gider. Eczane boşalır. Sadece iyotla eczane boşalır. Burada birçok firmanın işine gelmez. İlaç üretemeyecek. Eskiden tentür üretilirdi. İyot tentürü. Yaralara ameliyat öncesi hala böyle ameliyat öncesi cilde sürülür. Orada kesilir ki mikrop kapmasın diye. Ben mesela bir kaza yapmıştım o 11-12 yaşındayken. Babamla, rahmetli babamla, kardeşlerimle tarlaya gittik. Saman toplamak için, hayvanlar için. Kanunun mağazasından güzel ses gelmiyor diye bir yağlamak istedim. Orada girdi parmağım böyle yılanın ağzı gibi açtı. Hala izi var. Eve gittim evde. Tentür diyot sürdüm, sardım, mikrop kapmadı. İlk denemeyi o zaman yaptım. 10 yaşındayken yaptım. Yani çok çok önemli doğal antibiyotik, antiviral, antibakteriyel, antifungal. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Bu da Orme İYT. Dünyada bundan başka yapan yok. Yok, benzeri yok. Bazıları mesela tiroid sorunları hemen Etrox'tur, Levatron'dur, efendim Lugol'dur, bir sürü şey, bunların hepsi yan etkisi var. Diyor ki doktor ömür boyu kullanacaksın. Ya ömür boyu bir şey kullanılmaz ki. Ömür boyu kullanıyorsan ömür boyu fare zehri yutuyormuş gibisin. Zehirleniyorsun. Fare zehriyle bir insan zehirlenirse hemen kötü hisseder kendini, hastaneye gider, bedesini yıkatır falan filan. Ama kimyasal ilaçlar yavaş yavaş zehirlediği için fark etmiyorsun. Hani mesela diyelim ki bir kazanın tencerenin içerisine kurbağayı koydun. Yavaş yavaş ısıtırsan kurbağa ısındığını, tencerenin kaynadığını, altını kaynadığını fark etmez. Orada kalır, pişer. Ama sıcak suyun içine bir de bırak, hopla gider. Yavaş yavaş alıştırıyor. Kimyasal ilaçlar da insanları yavaş yavaş zehirliyor. Ya bir de ne yaparsam ki ne olacak ki falan diyor.
Ama 60-70 yaşına gelince ne olacak? Bitti. Bir hastalık var da 40 hastalık çıkar. Kimse etrokstur, levetrondur, logoldur, bunun kimyasalların yanısına hiç bakmıyorlar. Kimyasal doktorum yazdı. Doktorum yazabilir. Ne yapayım yani? Senin doktorun bilmiyorsa. Çin'de doktor yok. Herkes bitkisel ürün kullanıyor. 1,5 milyar insan bitkisel ürün kullanıyor. Onlar niye hastalanmıyor? Çünkü bitkisellerle çeşit çeşit. Eczane girdim Çin'e gittiğimde. Bunlar ne satıyor? Ne kullanıyor? Eczanede bir tane kimyasal ilaç bulamadım. Damlalar, drojeler, kapsüller, macunlar hepsi bitkisel. Dünyada 5 milyar insan kimyasal ilaç nedir bilmiyor. Evet. 5 milyar. Orada çok böyle şifa marketleri de çok var. Hep bitkisel. Evet, hep bitkisel. Ve insanlar sıfır beden. Bir tane şöyle 1 kilo fazlalığı olan insan yok. Evet, evet, evet. Herkes sağlıklı. Neden? Çünkü sağlıklı besleniyorlar. Bitkilerle. Kimyasal ilaç bile kullanmıyorlar. Yani tarımda bile kimyasal kullanmıyorlar. Doğal her şey. Yani bir de bebeklikten, çocukluktan başladıkları için daha sağlam bir metabolizmaları oluyor. Evet. Almanya'ya ilk gittiğimde 79 yılında Main ve Rhein nehirlerinin birleştiği yerde bir şey var, Koblenz diye. Oraya gitmiştim. Geziyordum, aa baktım ırmağın üzeri böyle ölü balık dolu. Bu tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar sulardaki canlıları öldürmüş hep. Oranın Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı hemen tedbir aldılar. Fabrikadan çıkan zehir önce akvaryumdan geçiyor. Ondan sonra ırmağa karışıyor. Akvaryumda canlı ölmüyorsa devam. Türkiye'de de bunun yapılması lazım. Ergene ırmağına bakın, çamur, ırmakta su akmıyor ki. Çamur akıyor, çamur, zif akıyor. Orada hiç canlı olur mu? O çevrede yaşayan insanlar o suyu kullansalar ne olur? Hayvanlar içse ne olur? Tedbir alınması lazım. Çevre çok önemli. Kesinlikle. Sonra da işte müsilaj oluyor, o oluyor, bu oluyor. Evet.